Yeni yılla birlikte doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar ilk faturalara yansırken vatandaşlar isyan noktasına geldi. Evine gelen doğal gaz faturasını sosyal medyadan paylaşarak isyan eden Ayşe D. isimli bir annenin sesi olan Deva lideri Babacan, doğal gaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım'ın sözleri iç parçalıyor, yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüklerini iddia etti. İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in yargılanmasına devam edilecek, bugün görülecek ikinci duruşma öncesi İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlenirken, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, kanı akıtıldı ama saldırının tek hedefi o değildi, saldırı aynı zamanda HDP'ydi, saldırı aynı zamanda demokratik siyaseteydi, demokrasi, barış mücadelesineydi, o kurşunlar barışı, demokrasiyi hedef almıştı dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları için mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksizdir, yeri, zamanı gelince hepimiz masaya oturur tartışırız dedi. 20 Baro, Kocaeli F tipi cezaevinde bulunan ve de Mans hastalığına yakalanan eski HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu. AKP Merkez Yürütme Kurulu, bugün toplanacak. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak, en önemli gündem maddesi ise 15 maddelik yeni seçim yasası olacak. CHP'li Ağbaba, zamlı elektrik faturalarının esnafın iflasına neden olacağını belirterek, esnaf kirasını mı ödesin, primini mi ödesin, elektriğini mi ödesin, doğal gazını mı ödesin, eğer destek verilmezse önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda toplu iflasları göreceğiz. Maalesef ülkeyi yöneten akıl, esnafı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor, dedi. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çelebi, ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum, Memleket Partisi'nin üyesi, bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen, mücadeleye devam ifadelerini kullandı. AKP sözcüsü Ömer Çelik tutuklanan Sedef Kabaş hakkında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar, nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor dedi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, yaptığı basın açıklamasıyla, sanayiye yönelik doğal gaz ve elektrik kesintilerinin olası sonuçlarına dikkat çekti. Gıda üretiminin en temel girdisinin enerji olduğunu belirten federasyon, yaşanacak kesintilerin ülke için büyük kayıplara neden olabileceğini bildirdi. Tarihte ilk kez bu kadar uzun süreli ve geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulaması gören sanayici, şaşkın ve endişeli, birçok sektörden sanayici açıklamalarda bulunarak, uygulamanın üretimde ve ihracat taahhütlerinde panik havası yaşattığını belirtti. Teknik arıza nedeniyle İran'ın gaz veremeyeceğini duyuran, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda, gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarında sınırlandırma olacağını açıklamıştı. Enerji uzmanı Mehmet Doğan, doğal gaz krizinin göstere göstere geldiğini, acil durumlar için bir B planının oluşturulmadığına dikkat çekti. Döviz kurundaki hızlı artıştan nasibini alan yayıncılık sektörünü daha da kötü günler bekliyor. Sektör temsilcileri yeni basılacak kitaplara yeniden en az %30 zam yapılacağını belirtti. Segmentinin yaratıcısı olarak ortaya çıkan Nissan Qashqai 2 aylık gecikme sonrasında Türkiye'de de yola çıktı. Yeniden segment lideri olmaya gelen model hibrit teknolojisine de giriş yaparak tek motor seçeneğiyle pazara sunuldu. Ayda ortalama 1000 adetlik satış yapmayı hedeflediklerini söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Doğu Eriği, yeni modelimizle aylık 1000 adetlik tempoya ulaşmak istiyoruz, e-Power versiyonumuzu da ikinci çeyrekte getireceğiz dedi. Metropol Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Ocak 2022 anketinde emekli maaşlarına yapılan zammı sordu,
katılımcıların büyük bir çoğunluğu artışı yetersiz buldu. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 79 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Girik'in vefatını, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiği hastaneden yapılan açıklamada, Sayın Fatma Girik, COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu, hayatını kaybetti denildi. Girik, vasiyeti gereği 2015 yılında, yaşamını yitiren hayat arkadaşı, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, il ve ilçelerdeki hava tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülkenin tüm bölgelerinde etkili olan, kar yağışı devam edecek, etkisini sürdüren kardan dolayı fırtına, çığ gibi tehlikelere karşı tedbir alınması gerekiyor. Gerede ile Düzce arasındaki, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle, tüm araç geçişlerine kapatılan Bolu Dağı tüneli mevkiinde, saatlerdir bekleyen araçlar kontak kapattı. Gelen son dakika haberine göre, D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde, Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrolü sağlanmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından, Bolu yönüne trafik akışının hala başlamadığını duyurdu. Ankara'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için 1329 araç ve 3013 personel sahada görev yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden karla mücadele çalışmalarının kartakip.ankara.com.tr adresi üzerinden canlı olarak izlenebileceği bilgisini paylaştı. Ankara Belediyesi Ankaralılardan tam not aldı. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşmesi planlanan uçuşlar ertelendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları 16 seferini daha iptal etti. İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Londra'nın yalnızca Ukrayna'nın olası bir işgali durumunda değil, aynı zamanda, Rusya yanlısı politikacıları iktidara getirme girişiminde de, Rusya Federasyonu'na yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armin Sarkisyan istifa etti. Sarkisyan'ın Türkiye ile normalleşme adımlarına karşı çıktığı iddia edildi. Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Schönbach'ın, Gürcistan ve Ukrayna'nın asla NATO'ya üye olamayacağını ve Kırım'ın kesinlikle kaybedildiğini ve geri alınamayacağını söylemesi, Almanya'nın açıkça beyan edemediği politikası olarak değerlendirildi. Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi, Rusya'dan gerçek bir tehdit olması durumunda İngiliz birliklerinin Kiev'e resmi olarak davet edileceğini duyurdu. Denizli Süper Amatör Küme A grubunda, lider durumda bulunan, Yeşilçivril Belediyespor, Trabzonspor'un eski yıldızı, Yattara ile el sıkıştı, maçtan maça Denizli'ye gelecek olan futbolcu, maç başı 350 Türk lirası alacak. Sizlere daha çok haber sunabilmek için, kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.